Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna tıklarsanız sevinirim. Bu videoda sizlere sevilen oyuncu Erkan Petekkaya hakkında bilmediğiniz bilgileri vereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Erkan Petekkaya çocukluğunu İstanbul, Anadolu yakasında geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitimini görmüştür. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanan Petekkaya, 1993 tarihinde beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almıştır. 1994 tarihinde kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine 1998 tarihinde Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 tarihinde Aynalı Tahir isimli dizide kamera karşısına ilk defa çıkar. Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Erkan Petekkaya, Kanal D'de yayınlanan Serseri adlı dizide televizyon dünyasına Bülent karakteri ile komedi bir karakterle ortaya çıkar. 2005 tarihinde Köpek dizisiyle ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci televizyon ödüllerinde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilir. 2005-2007 tarihleri arasında yayın döneminde ATV'de ekrana gelen Beyaz Gelincik isimli televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır. 2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına isimli dizide Yiğit Sancaktar karakterine hayat vermiştir. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Erkan Petekkaya 2008 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Sonbahar isimli dizide yine holding yönetici olan Galip'i canlandırmıştır. 2010 tarihinde Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide Ali Kaptan karakterine hayat vermiştir. Bu karakterle çok sevilmiş ve reyting rekorları kıran dizide güzel bir karakter olarak karşımıza çıkmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraki yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır. 2012-2014 yıllarında Star TV'de, sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterine hayat vermiş. 2013'te Benim Hala Umudum Var adlı diziye konuk olmuştur. 2014-2017 yıllarında Star TV'de Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterine hayat vermiş. 2017'de Fox TV'de Kayıt Dışı dizisinde Ali Kamer Ateş karakterini canlandırmış. Fakat dizinin ömrü kısa soluklu olmuştur. 2019'da ekranlara geri dönmüş. Fox'ta Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış. Fakat bu dizi de kısa ömürlü olmuş ve yayından kalkmıştır. 2020'de ATV'de Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandırmış. Bu dizisi de diğer 3 dizisinde olduğu gibi kısa ömürlü olmuş ve ekranlardaki macerası kısa soluklu olmuştur. Şimdilerde 2021'de, yani günümüzde TV8'de Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak Delikanlı Sadi rolüyle karşımıza çıkmış ve bu rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır ve yeniden insanların sevgisini kazanmıştır. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. Erkan Petekkaya hakkında röportajlardan kısa kesitler
sunacağız sizlere. Röportajlarından verdiğimiz bilgilerle umarım daha çok bilgiye ulaşırsınız. Ahmet Hakan'la aranızda ne geçti? Gerçekten küfür ettiniz mi? Sorusu olmuş. Ahmet Hakan'la bir sorun yaşamışlardı biliyorsunuz. Ben 4-5 gün oldu marka ödüllerine gittim. Lezzet ödülü aldık. Orada magazinci arkadaşlar haklı olarak sordular. Ben meslek hayatımda bir türlü susmayı bilemedim. Bugün bundan sonra susacağım ve konuşmayacağım dedim. Bugün ben bu konuyu kapatıyorum. Ne kendimi ne de başkalarını üzmek istemiyorum. Ben ne söylersem bundan sonra polemik olur. Gerek yok konuşmaya. Gerçekten gerek yok. Üzüldüm. Yeniden niye üzüleyim ki? O işler röportajda alkol muhabbeti yüzünden oldu. Başıma ne geliyorsa röportajlardan geliyor. Her şey güzel olsun, her şey saygılı, sevgili olsun dünyada. Ben kindar bir insan değilim. Benim hiçbir zaman hiçbir insana kinim olmadı. Bana kazık atanlara da olmadı. Geçer benim sinirim. Ahmet abi için geçerli değil sadece. Bütün insanlara böyle. Oyuncu Erkan Petekkaya ünlü olmanın ve çok paranın asla dengesini bozmadığını söyledi. Ancak bazı şeyleri herkesin gözünün önünde yaşamasının hata olduğunu, sinirlendiği zaman çok yanlış cevaplar verdiğini vurgulayan Erkan Petekkaya, "Bana kötülük yapınca çok üzüldüm, çok üzülünce sinirlendim, canım yandığında öfkemi kontrol edemedim. Bundan sonra geçmişimden ders alarak daha güzel, daha pozitif bir hayat yaşamaya çalışacağım. Kendimi de hatalarımı da herkese affedeceğim. Çünkü ben de ailemde dostlarım da çok yoruldu" dedi. Petekkaya bu kadar ünlü olmak ve çok para dengenizi bozmuş olabilir mi sorusuna şöyle yanıt vermiştir. Hayır bozmadı. Hayır bozmadı. Benim yaşadıklarım herkesin yaşadıklarından farklı şeyler değildi. Ben sadece bunu herkesin gözünün önünde yaşadım. Orada hata ettim. Sinirlendiğim zaman çok yanlış cevaplar verdim. Çünkü bana kötülük yapılınca çok üzüldüm. Çok üzülünce sinirlendim. Erkan Petekkaya, hayatınız nasıldı, şimdi nasıl sorusuna şöyle cevap vermiştir. Şöhret insanın özgürlüğünü elinden alır mı? Alır. Birisi bir yerde yer içer, arkadaşlarına şaka yapar, bağırır çağırır ama siz yapınca sorun olur. İki hayat arasındaki farkı anlatır mısınız sorusuna. Şöhret açıkçası benim çok fazla umurumda olmadı. Yaptığım işi iyi yapmaya çalıştım ama bazı özgürlükler de kısıtlanıyor. Finalde bütününe bakarsak ben bundan şikayetçi değilim. Çünkü bu benim mesleğimin bir cilvesi. Tabii ki kötü şeyler ve densizlikler oluyor. Bazen çok çatanlar oluyor. Mesela bir yerde X-ray'den geçiyorsun. Beni daha fazla soyuyor. Gidiyor akşam evde Erkan Petekkaya var ya onu bir soydum diye anlatıyor. Eğleniyorsa yapsın. Bunların çok saygısızlıkları, çok terbiyesizlikleri oluyor. Onlar olduğunda da sabırlı olmaya çalışıp bu benim işimin cilvesi diyerek bu işin bana getirdiklerinin faydalarını düşünüp sinirli olmamaya çalışıyorum. Onlar benim veli nimetim. Bana kötü şey söyleyen de iyi şey söyleyen de seven de sevmeyen de sayesinde evime ekmek götürüyorum ve birçok insanın da ekmek kazanmasına sebep oluyorum diye cevap vermiştir. Ünlü. Öfke kontrol problemi olup olmadığını da sormuşlar. Canı çok yandığında öfkesini kontrol edemediğini ifade eden Petekkaya şöyle ifadelerde bulunmuştur. Evet var ama şöyle. Çok canım yandığında bana çok büyük saygısızlık edildiğinde ve kariyerimle, ekmeğimle, aile hayatımla oynanmaya kalkıldığında öfkemi kontrol edemediğim oldu. Uzun zamandır bunu ben de düşünüyorum ve artık o halimden ben de hoşlanmıyorum. Herkesi affetmeye karar verdim. Bana hayatımda çok kötülükler yapıldı. Yalnız meslek hayatımda değil, başka hayatlarda da. Çok kazıklar da yedim. Her ne olursa olsun tanıştığım her insana 10 numara vererek başladım. 9 oldu, 8 oldu, 7'ye düştü, 6, 5, 1, 0, eksi 35'e gidenler oldu. Ama yine her tanıştığım insana 10 numara verdim. Bu yüzden çok üzüldüm ama bunu da değiştirmeyeceğim. Geçmişe bakıp derslerimi alıp yeri geldiğinde susmayı bilip daha yaşıma uygun davranmam gerekiyor. Çocukluğumu bir türlü atamadım. Yani herkesi affetmek istiyorum. Her şeyi affedeceğim. Kendimi de hatalarımı da affedeceğim. Bundan sonra daha güzel, daha pozitif, daha hayata güzel bakıp daha sinirlenmeden beni kıran varsa sebeplerini anlatıp niye beni kırdın diye daha iyi sorup sebeplerini öğrenmeye çalışıp
Daha kalitesi yüksek bir hayat yaşamaya çalışacağım. Çünkü ben de, ailem de, dostlarım da çok yoruldu. Oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda kullandığı "acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" cümlelerine açıklık getirerek ben kendimi hicvederek muzur bir cevap verdim. Türkiye'de yasaklansın değil, dünyada yasaklansın dedim. Bunu alıp dine götürdüler, siyasete alet ettiler, linç ettiler, aileme, bana, beni izleyen seyirciye saygısızlık ettiler. Çok sinirlendim, üzüldüm. Alkolden gerçekten çektim. Kurtulmak için de bir sürü yollar denedim dedi. Oyuncu sözlerini şöyle devam ettirmiştir. Bu konuda beni çok üzdüler. Evet, öyle bir şey söyledim. Söyledim ama öyle yerlere çektiler ki, yani insanlarımız gerçekten niye bu kadar kötü oldu? Neden böyleler anlamıyorum, çözemiyorum. O böyle içinde ıssız bir adaya gidersem yanına ne alırsın? Aya gitsen 3 kişiyle kimi götürürsün gibi muzur soruların olduğu bir röportajdı sadece diye cevap vermiştir. Umarım